Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Meki koyasından bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Öncelikle orta kısmını oluşturacağız. Daha sonra da diğerlerini yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Sarı ipimi, alt ipimi, beyaz ipimi birleştirerek düğüm attım ve ucunu yaktım arkadaşlar. Şimdi alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi ikinci defa birleştiriyorum. Tekrar iki tane ilmek atıyorum. İkinci defa birleştirdikten sonra ara kısmını açmadan, ipimin arasını açmadan tekrar dört tane daha ilmek atıyorum. Toplamda 6 tane ilmeğim oluyor. Şimdi arasını açıyorum. Çiçeğimi beyaz ipimle yapacağım arkadaşlar. Hemen bu şekilde ipimi başlıyorum. Düğümümü attıktan sonra 30 tane ilmek atıyorum. Hızlı yapıyorsunuz. Nereden giriyor, nereden çıkıyor göremiyoruz diyen arkadaşlarımız. Yine ilmek nasıl atılır? Alt ipi nasıl birleştirilir, e, ters düz nedir, e, onları yine pırpır pır nasıl yapılır ders videolarımızdan izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 30 tane ilmeğimi attım, alt ipimi sıktım ve şimdi alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde alt ipimi çektim ve hemen alt ipimi tekrar birleştiriyorum. Sarı ipim yukarıda. İpim biraz saldığı için sardım arkadaşlar. İpim şu kısımda yukarıdaydı. Şimdi alt ipimi birleştiriyorum birinci ilmeğimle hem aşağıya iniyorum hem ilmeğimi atıyorum aradaki mesafeyi ayarlıyorum arkadaşlar ikinci ilmeğimle sabitliyorum ve tekrar dört tane ilmek atıyorum dört tane ilmeğimi attım arasını açtım Hemen beyaz ipimi alıyorum. Birinci ilmeğimle hemen birbirine yaklaştırıyorum. İkinci ilmeğimle sabitliyorum. Yine 30 tane buraya ilmek atacağım. Toplamda 5 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. 4 tanesini yapacağım. 5.sini hazırlayacağım. 5.sini yaparken birleştireceğiz arkadaşlar. 5.sini tekrar yine birleştirmesini göstereceğim 4 tane yaprağımı yaptım tamamladım arkadaşlar beşincisini de hazırladım 30 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Alt ipimi çekmeden önce birinci yaprağımla birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen ipimi büküyorum. Bu şekilde birinci yaprağımın içinden ipimi geçiriyorum. Hemen dibine gelecek şekilde düğümümü ayarlıyorum. Bu şekilde iki tane ilmek atıyorum ve alt ipimi çekiyorum arkadaşlar. alt ipimi çekerek birleştirdim arkadaşlar. Burada beyaz ipimle işim bittiğinden hemen kesiyorum. Ve ucunu yakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ara kısmı açık kaldığından ilk başta birleştirmiş olduğum ipimi de çekeceğim arkadaşlar. Burada sarı ipimi de kesiyorum. Dilerseniz aşağıya inerek iki tane ilmek atabilirsiniz. Daha sonra kesebilirsiniz. Ben burada ikisini de kesiyorum. Ve uçlarını da hemen yaktım. Şimdi alt ipimi çekerek bu arasındaki açık olan kısmı da kapatacağım ve sabitleyeceğim. Evet. Alt ipimi çekerek ortasını da birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde ortasının papatyasını hazırlamış oldum. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yeşil mekiğimi. Saplarını oluşturacağız arkadaşlar. Alt ipimi birleştiriyorum. Hemen kaçırdım. Tekrar ipimi koyuyorum. 2. ilmeğimi atarak başlıyorum. 1 ve 2. 2 tane ilmek attım. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. 1 Bir ve 2. 2 tane ilmek attım arkadaşlar. Bu şekilde arka kısmı da bu şekilde oldu. Alt ipimi iki defa birleştirdim. Şimdi buraya 28-30 tane kadar ilmek atıyorum. 28-29 tane kadar buraya ilmek attım arkadaşlar. Alt ipimi sıktım. Şimdi tekrar alt ipimi birleştiriyorum. İki tane ilmek attım. Tekrar ipimi çekerek alt ipimi yeniden birleştiriyorum. Bu defa Sarı ipimle birleştiriyorum arkadaşlar. Evet, iki tane ilmek atıyorum. Tekrar arasını açmadan dört tane daha ilmek attım ve arasını açtım. Tıpkı çiçeğimde olduğu gibi. Şimdi buraya beyaz ipimi hemen alarak başlayacağım. 30 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Buraya bu şekilde başlıyorum. 30 tane ilmeğimi atacağım ve alt ipimi çekeceğim. Tekrar alt ipimi birleştirerek Toplamda 6 tane sarı ipimle ilmek atacağım. Tıpkı papatyamda olduğu gibi. 5 tane papatya yapacağım arkadaşlar bu şekilde. yaprağımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine aynı şekilde alt ipimi çektim. Sarı ve beyaz iplerimi kopararak uçlarını hemen yaktım arkadaşlar. Şimdi alt ipimi çekeceğim. Beyaz yaprağımı birleştirdikten sonra bu aradaki alt ipimden hemen tutarak çekiyorum ve şu ara kısmını birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde birleştirdikten sonra yeşil mekiğimi tekrar alıyorum ve buraya 30 tane kadar ilmek atıyorum. Evet. 30 tane kadar ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Şimdi bir alttaki alt ipimden tutarak çekiyorum ve birleştiriyorum. Birinci sap kısmım tamamlandı arkadaşlar. Şimdi Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. İkinci sapımı oluşturacağım ve ikinci çiçeğimi oluşturacağım. Ortadaki çiçeğimi arkadaşlar. İki tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Yine 28-30 tane kadar ilmek atacağım. Ve çiçeğimi yine aynı şekilde yapacağım. İlk yaprağını yaparken ortasından tutturacağım arkadaşlar. İlk yaprağını hazırlayıp tekrar gösterilişini yapacağım. 28 tane kadar ilmek atarak sap kısmını oluşturdum arkadaşlar. Yine yeşil ipimle alt ipimi birleştirerek 2 tane ilmek attım. Alt ipimi tekrar birleştirerek sarı ipimle 6 tane ilmek attım arkadaşlar ve arasını açtım. Arasını açtıktan sonra beyaz ipimle yine birinci çiçeğimde yapmış olduğum gibi buraya 14 tane ilmek attım. E toplamda 30 tane ilmek atıyorum arkadaşlar. 14 tane ilmek attıktan sonra ipimi büküyorum. Hemen yaprağımın içinden geçiriyorum. Ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum. hemen iki tane ilmek atarak sabitledim ve buraya tekrar 14 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Ve birinci yaprağımı bu şekilde yapmış oldum. Diğer 4 yaprağımı da aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Yine aynı şekilde sap kısmını tamamlayacağım. 3. yaprağımı da yine aynı burada birleştirmiş olduğum gibi birleştirerek tamamlayacağım arkadaşlar. de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. 3. çiçeğimi de yine 14 tane ilmek attıktan sonra ilk yaprağını yaparken yine ortadaki çiçeğimin yaprağı ile birleştirdim arkadaşlar. Yine sap kısmını yaptım, tamamladım. Alt ipimi çektim. İlk birleştirmiş olduğum alt ipim kaldı sadece. Şimdi alt ipimi de çekerek burayı birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde birleştirdikten sonra iki tane ilmek atıyorum. iki tane ilmeğimi attım hemen arkasını çeviriyorum alt ipim ve mekiğimi kestim ve bu şekilde oyamı tamamladım Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.